Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve başka bir Minecraft videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda e, rastladığım başka gizemlere e, ve sizin teorilerinizden birine değineceğiz. Sizin teorinize gelirsek Minecraft şey Herobrine ve Entity 303 hakkında hatırlarsanız daha önce bu bu Hero Brian ve 303'ten ayrı ayrı söz etmiştik. Ee, daha önce bunun hakkında ki aynı teoriden de söz etmiştim ama daha mantıklı bir versiyonla anlatacağım. Sizin yorumlarda sık sık belirttiğiniz bir versiyonunu. Intel 303 de daha önce de bahsettiğim gibi daha önce Notch'un Mojang'dan kovduğu bir çalışan tarafından yazılmış olan bir virüs olduğu iddia ediliyor ki bu artık aslında mantıklı bir şey hani e, bir virüs yani bir, bir, şekilde mod peklerden veya yanlış bir siteden indirilmiş bir e, sahte bir güncellemeden veya e, eğer oyunu deneme versiyonu falan oynuyorsanız başka bir siteden indirmiş olabilirsiniz. Hani size oyunla birlikte virüsü de indirmiş olabilirler. E, eğer durum buysa gerçekten ntc çok mantıklı bir şeye benziyor. Çünkü e, gerçekten bir virüs oyuna bir mob ekletebilir. Sıkı bir çalışma lazım ama adam gerçekten sağlam bir coder ve sağlam algoritmalar sahipse yapabilir. Oyununuzu çöktürebilir. Karakterlerinizi bozabilir. Ee, oyuna ilginç ilginç şeyler ekleyip ekletebilir. Bir virüsün bunu yapması çok doğal bir şey. Şimdi teorinin devamına geliyoruz. Ee, teorini, e, teorinin, devamı şöyle. Hero Brian aslında Notch'un Entity 303'e karşı yazdığı bir virüs. Antivirüs, antivirüs, antivirüs. Virüse karşı koyması için yazılan bir antivirüs. Ki bu da çok mantıklı. Teorinin Mantıklı kısımları bu, şimdi teorinin zayıf kısımlarına geliyoruz. Ee, birinci kısım Eğer Herobrine gerçekten Entity 303'e karşı yazılmış bir antivirüsse Oyuna karakter olarak eklenmesi çok saçma ee, Çünkü karakter olarak eklenmesine hiç gerek yok Ortalıklı yapılar yapmasına hiç gerek yok ee, Herobrine falan böyle lafa Piramit yapmasına hiç gerek yok, bir şekilde çağrılmasına hiç gerek yok Antivirüsü En mantıklı şekilde işlenişi ki Benim hocam çalışanlar zeki, notch zeki. Hani zekice bir yaklaşım şu olurdu. Arka planda çalışıp virüsü karantinaya alması veya ee, silmesi. oyuncular hiç belli etmemesi. Bu birinci maddeydi. Teorinin bu noktadaki zayıflığını belirten. İkinci madde şu. Eğer gerçekten Herobrine bir antivirüs olsaydı Mojang bizi her şeyle trollemezdi. Her güncellemeden Herobrine kaldırıldı diye trollemezdi. Çünkü gerçekten çok ciddi bir durum. Bu da ikinci madde. Üçüncü madde ise ikinci maddeye gene bağlı bir madde. Bunu birlikte düşüneceksin. yani Tek madde gibi. Üçüncü madde de şu. E, bu çok ciddi bir durum. O yüzden Mojang daha çok önlem alırdı ve oyuncuları bazı sitelerden indirmemesi gerektiği konusunda çok sert uyarılar yapardı. E, bazı sitelere karşı davalar açabilirdi. Çünkü gerçekten çok ciddi bir durum olurdu. Mojang'a çok e, büyük zararlar verildi bu durum. E, çok fazla uyarı gelirdi. Her gün şeyde uyarıda yapılırdı. Yani hangi sitelerin güvenli olduğu bildirilirdi. Tavsiye edilen siteler olurdu. E, ee, hangi modpacklerin güvenilir olduğu bildirilirdi dediğim gibi. Bu tür uyarılar yapılırdı. Yani durum böyle. Teorinin mantıklı kısımları var. Zayıf olduğu kısımları var. Ben size bunları anlattım. Buna karar vermek size düşer. Umarım sizlere e, faydalı olabilecek bilgiler verebilmişimdir. Şimdi ise sizlerle başka bir şey başka bir konuyu daha konuşacağım kayıt 13 rekord 13 ya disk 13 artık her neyse ve di disk 11 kayıt 11 Bunlar neden önemli Çünkü bunlar diğer kayıtlar gibi değil biliyorsunuz bu disk Minecraft'taki disler bu rekordlar plak gibi bunları müzik kutusuna koyuyorsunuz ve belirli müzikler çalıyorlar ama ve lakin disk 11 özellikle disk 11'de müzik çalmıyor Başka bir şeyler, sesler oynatıyor bu. Oynattığı sesler bir olay anlatıyor, bir hikaye anlatıyor. Şimdi sizlere onu dinleteceğim. Gerçekten çok ilginç bir disk. Ve baştan baştan hoş geldiniz videoya. Şimdi iki müzik diskinden birisini olan 11'i oynatacağız. 11'de bayağı ilginç olaylar dönüyor. Ben sesi birazcık açabilirim. Şeyden önce bir bakayım. Müzik ve sesler. Ha dur. Müzik kutusu nota bu zaten %100'müş. Ana sesi arttırıyorum ama iyice. Arttırdım. Şimdi beni duyamayabilirsiniz. Sadece lütfen sese odaklanın. Koyuyorum diski. Şimdi de 13 numaralı sanırım, evet 13 numaralı diski oynatacağız, diğer diski zaten gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde sanki böyle hasar hasar görmüş, birazcık yıpranmış ve siyah, ortasız siyah bir disk, neyse şimdi şeyi oynatacağız, bu normal bir disk gibi gözüküyor ama bir ismi yok, sadece 13 yazıyor üzerinde, bakalım nasıl bir şeymiş. Quédame Te vamos a ver. değil mi? Dürüst olmak gerekirse şu anda bayağı tırsıyorum. Ana sesi şöyle bir <laughs> Şu anda bayağı tırsıyorum. Ana sesi şöyle azaltabiliriz bence. Şu anda çok tırsıyorum. Açık konuşayım. Çok ilginç bir diskti. Aynen. Şimdi de baştan dinleyeceğim. Hani bu sefer dikkatle dinleyeceğim, üzerine yorum yapacağım. Hani sizin baştan dinlemeniz için ben bundan önce bir tane daha koyarım. Oradakiler ne? Orada ne var? Çakıl mı onlar? Şimdi e, bu kaydı diski baştan oynatacağım. Şöyle yapalım mikrofonu. Şu kaydı e, şu diski baştan oynatacağım. Şuradaki taşları ben kırdım. Kapı açıklığı olmasın. Kendime de korkulan şu elmasları falan şey yaptım. Şunlar çok şu gözlük aslında. Siyah adamların skinini almıştım. O yüzden o gözlük. MIB'nin skinini aldım ama. Aa zombi var. Neyse sıkıntı yok. Bir şey yapamazlar. Oynatıyorum ben. dinlerken aynı zamanda yorum da yapacağım. 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika. Hop, hop, hop. Şurada bir şey vardı, gitti. Enderman değildi, çok küçüktü. Gördüm, gördüm. Şunu koyarken oraya bir şey geldi. Gördüm, vay, an Hay vay, anasını. Abi. Orada bir tane zombi vardı. da. despan oldu acaba cadı mı despağın oldu bilmiyorum Muhtemelen öyle olmuştur ben bunu koyduğum anda gitti ama Yok koydum Oraya geldi sonra anazomba oraya geldi Her neyse şimdi iyice Dinleyip şey yapacağım yorum yapacağım ona göre Neler olduğuna göre Arkadan müziğe efekt vermişler Müzik çalarken sanki arkadan bir olay oluyormuş gibi kayıtta. Sanki böyle yer altında bir şey. Evet yer altında sanki su dolmaları falan duyuyorum. <laughs> Az önce de bir şeyler düştü. Terk edilmiş bir yer mi? Durdu. Havalaman duydum. Bu müziğin parçası değil bir şeyler oldu. Bir sürtünme sesi. Sanki çimlerde bir şeyler sürtündü veya şunların üzerinde. Evet birisi koştu. Adım sesleri duydum. Hızlı hızlı adım sesleri. Yine duydum. Evet. Kesinlikle birisi koşuyor. Lan. Ha o yıldız, yıldız. tam Şu yıldızı bir adam zannettim. Şuradan. Şu an şu tarafta bir şey gördüm zaten ama yıldızmış. Az önce gördüğümüzde muhtemelen cadıydı. Despawn zombi gibi. Diğer bir tane daha zombi vardı burada. Az önce bir tane cızırtı duydum. Plak çalarken. Ya plak diyorum da disk işte. Kayıt her neyse. Slender'da Rival'ın meziğine benziyor. Şu efekt mi? Kayak'ın kendisinde mi var bilmiyorum. Rüzgar sesi. Evet sanırım. Sanırım kayıp etti bu kadar. Aynen. Şu cisimler despawn oluyor ama az önce gördüğümüz o şekilden emin değilim. Onun hakkında paranoyak, paranoyak, paranoyak oldum o çekildiğinden dolayı. E, her neyse bunu da böylece görmüş olduk. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım gösterdiğim şeylerle sizlere faydalı olabilmişimdir. Umarım e, yeni fikirlere sahip. E, bu videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatı yüksek sınırlıktan kalmanız dileğiyle. Bay bay.